Hayatını gazeteciliğe vermiş bir arkadaşınız olarak fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, fikrin özgürce söylenmesi noktasında hangi görüşten olursa olsun, siyasi görüşüne katılmasak da özgürlüğü savunan bir insan olarak burada söyleyeceklerimi sanıyorum AKP'li milletvekili arkadaşlarımız dikkatle dinleyeceklerdir. Arkadaşlar, Hayatın Sesi televizyonunun ya da Yön Radyo'nun ya da TV onun başka kanalların hiç darbeyle ilişkilendirebilir misiniz? Onlar emeğin, özgürlüğün, özgürce dünya düşüncesini söylemenin ötesinde hangi faaliyette bulunduğu da darbenin, FETÖ'cülüğün hangi kanalından ses verdi de siz bunları kapatma cihetine gittiniz. 45 gazete kapattınız 15 Temmuz sonrası. Sonra 16 televizyon kapattınız. Sonra 15 dergi kapattınız. Ve 22 radyoyu kapattınız. Yetinmediniz. Geçen gün, yani dün 12 televizyonu, 11 radyoyu daha kapattınız. İMC TV, Hayatın Sesi TV, Denge TV, Cihan TV, Zarok TV, Van TV, Yön Radyo. Yön Radyo'nun türkülerinden korktunuz arkadaşlar. Sözünden, sazından, telinden, türkülerden çekindiniz, korktunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar toplum kesimi tarafından dinlenen kanallar. Bunları hangi suçla, hangi iştirak içerisinde gördüğünüzde şırak diye kapattınız? Arkadaşlar, TRT'ye kalsaydınız darbe o akşam gerçekleşebilirdi, biliyor musunuz? Ben TRT'nin kanalını izlediğimde inanılmaz bir şey gördüm. Darbe bildirisini okuyordu bir hanımefendi. İyi sesli bir spikerdir, iyi tanırım kendisini. Darbecilerin bildirisini okurken o sırada Sayın Cumhurbaşkanı hiç sevmediği ve zaman zaman cezalandırdığı, zaman zaman da vergi müfettişleriyle ayağına çağırdığı kanala, o yasakladığı internet, o yasakladığı sosyal medya, Twitter üzerinden, o yasakladığı sosyal medya üzerinden resmiyle, sesiyle çıktı. İyi ki o kanallar var ve iyi ki o kanallar yaşıyor arkadaşlar. Eğer TRT'ye kalsaydık, vaydı ki halimize vay. Neydi, ne yapacaklardı, onu merak ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu ülkede bazı şeyleri çok açık konuşmak lazım. Bankaya para yatırdı diye polisi, öğretmeni, memuru, işçiyi alıyorsunuz, işinden ediyorsunuz, aşından ediyorsunuz. Açlığa ve sefalete mahkum ediyorsunuz. Peki aynı bankadan milyon dolar kredi çekerek Boğaz'da yalı alan AKP çığırtkanı bir gazeteci hanımefendiye ve eşine niye hala büyük kanallarda AKP savunuculuğunu üstlendiriyorsunuz? Soruyorum. Bu doğru mudur, hak mıdır? Bunu soruyorum. Size güven olmuyor. Siz hemen kandırılmaya açık ve hemen kandırmaya yatkın ve insan harcamaya açık bir partisiniz. Sonunuz ilk seçimde gelmiştir. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.